Bildiğiniz üzere 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Kars'ta çok büyük bir usulsüzlük yaşandı. Kars halkının iradesine yeni bir kayyumun ataması boyutuyla dışarıdan 4180 güvenlik güçlerinin getirilip burada oy kullanmaları sağlandı. Bu şu anlama geliyor. Kars'ta yaşamayan, Kars'ı bilmeyen, Kars'ın havasını solumayan, Kars'la ilgili herhangi bir geçmişi olmayanların bir günlük Kars ziyaretiyle gelip Karslı'nın iradesine ipotek kurmaktır. Bu bağlamda biz de bunu yanlış bulduğumuzu, bunun Kars halkının iradesinin yok sayıldığını belirterek bu konuda gereken girişimleri yaptık. Elde ettiğimiz belge ve bilgileri, görüntüleri bugün ilçe seçim kuruluna başvurarak seçimin iptali için gereken her türlü girişimi yapacağımızı söyledik ve başvurumuzu bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Beklentimiz şudur. Vicdanlı hakimlerin vicdanlarını ön plana çıkararak bu seçimin iptalini sağlamalarıdır. Bu şu anlama gelecektir. Eğer böyle bir şey yapılırsa gerçekten Kars halkına iradesine kesinlikle ve kesinlikle sahip çıkılacağının bilinmesini sağlayacaktır. Ve şöyle de diyebiliriz. Diyebiliriz ki eğer burada olumlu bir cevap çıkarsa en kısa sürede Kars halkının kendisini hangi partide görmesi gerekiyorsa, hangi partiyi seçiyor ise o zaman biz seçileni başımız gözümüz üstünde kabul edeceğiz ve Kars Belediyesi'nin Kars halkının iradesini yansıttığını söyleyeceğiz. Oysa biz şu anda asla ve asla seçilmiş kişiyi Kars Belediye Başkanı olarak kabul etmiyoruz. 4180 seçmenle dışarıdan gelen ve Kars'ı bilmeyenlerin gelip irademizi belirlemelerini kabul etmiyoruz. Bu bağlamda tekrar ediyoruz. Biz Kars'ımıza, seçmenimize, Kars halkına kesinlikle ve kesinlikle sözümüzdür. Biz bunların bu usulsüzlüğünü kabul etmiyoruz ve sonuç itibariyle bekliyoruz. Diyoruz ki bir an evvel usulsüzlük giderilsin ve yeniden seçime gidilsin.